Sonic oyunlarında bahsi geçen kaos zümrütleri aslında zümrüt değiller. Zümrütler, yakutlar ve elmaslar değerli taşlardır. Ki bu taşlar renklerine ve kesim şekillerine göre isimlendirilir. Kaos zümrütlerinin hepsi farklı renklerde olduğu için şekillerinden isimlendirildiklerini farz edebiliriz. Ancak oyundaki zümrütler zümrüt kesimine göre değil. Elmas kesimine daha çok benzediği için aslında bunlara elmas denilse daha doğru olur. Yani asıl adları kaos elmasları gibi bir şey olmalı. Sonic serisi ayrıca uzun bir geçmişe ve farklı türdeki oyunlara sahip. Amerika'da çıkışından sonra ikinci bir versiyonu yayınlanan Sonic Spinball'un bu sonraki versiyonunda 2 adet müzik kaldırılmıştır. Ki bu 2 müzik aslında orijinal oyundan alınıp remixlenmiş müziklermiş. Bunların kaldırılma sebebi Sega şirketinin Sonic oyununda belli müzikler üzerine hak sahibi olmaması. Sonic Spinball'u yaparken de muhtemelen bu müziklerin telifini almayı unutmuş ve bundan dolayı oyunun yeni versiyonunda bu müzikleri kaldırmış. Bahsettiğimiz bu müzikleri yapan ekibin adı Dreams Come True. Japonlardan oluşan bu ekip aynı zamanda Green Hill, yani o hepimizin aklına kazınan ilk Sonic bölümünün müziğini yapan ekibin ta kendisi. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Sony'in yapılan ilk reklamı da bu müzik ekibinin tur otobüsünün kenarında yayınlanmıştır. Diğer bilgimiz Sony'in arcade oyunundan geliyor. 1993'te uluslararası bir şekilde yayınlanan bu oyun Japonca dışında hiçbir dile çevrilmemiş. Ancak işin garip tarafı oyunun dosyalarında Dr. Robotnik'in karakter resmi bulunabiliyor. Ki bu da aslında İngilizce versiyonunun o zamanlar çıkma ihtimali olduğunu gösteriyor. Ekranda gördüğünüz gibi Robotnik'in, yani ana düşmanın, bu tasarımı Japonya dışındaki ülkelerin aşina olduğu Sonic çizgi filmindeki tasarımı gösteriyor. Sizin de muhtemelen küçükken izlemiş olabileceğiniz Kirby Sonic isimli çizgi filmde bulunan bir tasarım bu. Evet, işte Kirby. Çivile onu, çivile onu, Kirby ona yetişmeden yakala. Hadi gözünü yaşına bakma, yakala şunu, yakala, yakala. Başka bir ilginç bilgi de Sonic CD'den geliyor. Oyunun ilk bölüm sonu canavarının ismi EGG-HVC-001. Bu düşmanın egg dışındaki kısmı olan HVC-001 kodu Nintendo Famicom konsolunun model numarası aslında. Bunu bir şaka olarak algılayabiliriz çünkü EGG-HVC-001 isimli bu düşman oyundaki ilk ve en kolay yenilebilen düşman. Sega o zamanlar kendi konsolu olduğu için bir yandan da Nintendo'ya laf sokuyor anlayacağınız. Bu tür gizemler serideki yeni bir oyun olan Sonic Mania'da bulunabiliyor. 1.03.0919 versiyonundan önce YouTube'da ünlü bir kişi olan Video Game Donkey ile alakalı bir easter egg bulabiliyorsunuz. Bu easter egg'i aktif hale getirmek için Hydro City'nin 1. bölümündeki bir zincire asılmalı ve ardından Sonic 3 ve Knuckles oyununda bölüm seçme kombinasyonu olan sol sol sol, sağ sağ sağ, üst 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 tuşlarına basmalısınız. Bunu yaptıktan sonra sizi hızlandıran mekanizmalardan birine geldiğinizde Video Game Donkey kanalından alınan bir ses efekti duyuyorsunuz. Sonic Colors isimli oyunda Asteroid Coaster bölümünde Eggman'in yaptığı duyurulardan birinde şöyle bir şey duyuyoruz. With the owner of a yellow car, license plate 1NOM155, please report to the main gate. Your vehicle is in the path of an asteroid and it's about to get smashed. Never mind. Bu replik Sega'nın farklı bir oyunu olan Crazy Taxi oyunundan Axel isimli karakter ve onun arabasına bir atıf aslında. Diğer bir gizem ise oyunun sonlarına doğru bulunabiliyor. Oyunun son sahnesinde kamera, Tails'ın tabletini küçük bir anlığına bakabilmemizi sağlıyor. Ekranda 16'lı sayı dizgesine ait 3 satır görüyoruz. Tails ilk 2 satırı çeviriyor ancak 3.'ü çevirmiyor. Bu satırı belli bir program yardımıyla çevirdiğimizde ise karşımıza çıkan cümle şöyle oluyor. Bunu okuyabiliyorsanız siz bir geeksiniz. Sonic Unleashed'in PlayStation 3 ve Xbox 360 versiyonlarındaki bir bölümünde gazete okuyan bir vatandaş görebiliyorsunuz. Bu vatandaşın okuduğu gazetede ise hafif bulanık bir resim karşımıza çıkıyor. İşte bu resim Sonic 2006 oyununun kapak resminin siyah beyaz ve biraz daha kalitesiz hali. Diğer kullanılmayan dosya vakası Knuckles Chaotix adlı oyundan geliyor. Altında Japonca olarak Tobu yazan kanlı bir kafatası görüyoruz bu kullanılmayan dosyada. Tobu kelimesi uçmak veya zıplamak anlamlarına geliyor.
Bu dosyanın neden oyunun içinde olduğu bilinmiyor. Yapımcıların şaka amaçla koyduğu bir şey olabilir. Zamanında Sonic Adventure oyunu için bir demo yayınlanmıştı. İşin ilginç yanı bu demo arcade salonlarındaki oyunlardaki demo türündeki bir demoydu. Yani bu demoyu oynayamıyordunuz, sadece izleyebiliyordunuz. Ancak oyuncular demoyu hackleyip oynanabilir hale getirebildiler. Kullanıcılar bu demoyu oynarken oyunun tam versiyonuyla bazı farklılıkları olduğunu fark ettiler. Bu farklardan bir tanesi Amy Rose isimli karakterin havadan aşağı doğru süzülürken eteğinin yukarı kalkıp iç çamaşırının görünmesiydi. Oyunun tam versiyonunda ise iç çamaşırının görünmemesi için etek belli bir düzeye sabitlendi. Buna benzer bir ilişki Sonic Adventure 2'nin demosunda da bulunuyor. Oyunun demo versiyonunda ilk ara sahnedeki helikopterin pilotu "What the hell?" yani "Ne oluyor lan?" gibi bir cümle söylerken, oyunun tam versiyonunda bu cümle "What?" yani "Ne?" gibisinden bir cümleye dönüştürülmüştür. Shadow the Hedgehog oyununda da birkaç şey sansürlenmiştir. Bunlar kan efektleri ve birkaç küfürden oluşmaktadır. Black Doom Armada'daki kırmızı kan ise yeşil rengine çevrilmiştir. Kırdığınız klavyelerden veya mouse'lardan sorumlu değilim diyor. Bahsettiğimiz oyun Alfa ve Beta. Türk yapımı bir platform oyunu. Başındaki uyarıdan anlayacağım kadarıyla ya da anladığım kadarıyla bu aşırı sinir bozucu bir oyun. Siobhan gibi muhtemelen. Hiç bilmediğim şeyler de geliyor olabilir. Sol alttaki karakterimiz galiba. Ve bunlar çeşitli özellikler olabilir. Çünkü evet, çeşitli özellikler bunlar. Yani ondan eminim artık. D harfi sayesinde demirin içinden falan geçiyoruz galiba. Şunları bilmiyorum. S süper olabilir belki. U da uçmak. Uçmanın U'su olabilir. Neyse. Bunları oyun içinde öğrenelim. Oyunun hem Türkçe hem İngilizce dil seçimi var. Tik işaretleri biraz garip olmuş ama. Başlayalım bakalım. Hikayesi de var. Beta ve Alfa iki kardeştir ama birbirlerine oldukça zıt bir karakterdedirler. Vakti zamanında ortaklaşa bir şirket kurmuşlardır. Beta her ne kadar Alfa'ya güvenmese de bu ortaklığın ikisinin de çıkarına olacağını düşünerek ortaklık teklifini kabul etmiştir. Beta dürüst, ilkeli, adaletli bir iş adamıdır. Ama biraz pasif, hiçbir şeye hayır diyemez. Alfa ise kardeşinin aksine sadece kendi çıkarlarını düşünen, sırf çıkarları uğruna en sevdiklerinin bile canını yakabilecek bir karakterdedir. Şirket gayet istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürürken Alfa Beta'dan bir sözleşme imzalamasını istemiştir. Sözleşmede Alfa Beta'dan şirketin tüm haklarını devretmesini istemektedir. Beta'nın iyi niyetini ve pasifliğini bilen Alfa güzellikle imzalatamazsa zorbalıkla imzalatabileceğini düşünmüştür ama Beta beklenmedik bir tepki göstererek böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylemiştir. Bunun üzerine Alfa Beta'nın eşini kaçırarak "Oha anasını nasıl bir şerefsizmiş." Herkesten gizli tuttuğu kirli işler için kullandığı kalesini hapsetmiştir. Beta bunun üzerine arkadaşlarıyla toplanmıştır ve Alfa'nın kalesini bulup eşini kurtarmak için onlardan yardım istemiştir. Ancak arkadaşları Beta'yı o kalenin tuzaklar dolu olduğu ve çok tehlikeli olduğu konusunda uyarmıştır. Ancak Beta normalde sakin, pasif karakterinin aksine hayat arkadaşı kaçırıldığı için gözünü karartmıştır ve eşini o kaleden kurtarma konusunda çok kararlıdır. Arkadaşlarının tavsiyesine uymayıp derhal kalenin yerinin araştırılmasını istemiştir. Ancak bu kale hiç sıradan bir kale değildir ve çok gizemli bir kaledir. Kale ile ilgili elde ettikleri veriler Beta ve arkadaşlarını çok şaşırtmıştır. Beta'nın arkadaşlarının bahsettiğinden bile tehlikelidir. Canavarlar, tuzaklar ve lavlar olduğu öğrenilmiştir. Beta bu aldığı bilgiler üzerine kaleye bu şekilde... Ne devamı yok lan? Bu arada müzikte sadece bir kısım var yani. Ondan sonrası devam etmiyor anladığım kadarıyla. Girmesinin doğru olmadığına ikna olmuştur ancak bu kadar kolay pes etmeyi de düşünmemektedir. Bunun üzerine şirketin mal varlıklarıyla bir bilim merkezi açmıştır. Alfa'nın özel bir kıyafetinin kodlarını ele geçirmiştir ve kıyafetin aynısını kendine de yaptırmıştır. Hatta arkadaşlarıyla bilim merkezinde yaptığı çalışmalar sonucunda kıyafetine birkaç kod parçası daha ekleyerek bazı ek özellikler kazandırmıştır. Tabii Alfa'nın kıyafetinin kodları ele geçirildiği için bir şekilde Alfa'nın kıyafetindeki bazı özellikler devre dışı bırakılmıştır. Bu özel kıyafeti giyen Beta ne kadar zarar görse bile hatta ruhu bedeninden ayrılsa dahi bedeni ruhuyla bir şekilde buluşacaktır. Aynı zamanda bu kıyafetin sınırsız mermi atma ve bazı iksirler elde ettiğine kısa süreli olsa da özel güçler kazanmasını sağlayan bir yazılım yüklenmiştir. Bu özel kıyafet sayesinde kaleyi aşması mümkün olacaktır ama buna rağmen Beta'nın üstün bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Alfa ise Beta'nın bu kaleye girmeye tenezzül bile edemeyeceğini düşünürken istediği sözleşmeyi eninde sonunda imzalatacağına çok emindir ama Beta'nın kaleye girmek için yaptığı hazırlıklardan haberi bile yoktur. Büyük bir keyifle tatilini
yaparken arkadaşlarından Beta'nın kaleye bir şekilde ulaşıp girmeyi başardığını öğrenir. Alfa nasıl olsa kaleyi aşamayacağını düşünürken detayları arkadaşlarından öğrenir ve hızlıca kaleye döner. Beta'nın bilmediği ve araştırmayla bulamadığı bir bilgi vardır. O da kalenin gizli bir kapısı daha var olduğu ve bu gizli kapıdan girenlerin doğrudan kalenin sonuna ulaşılabiliyor olduğu bilgisidir. Beta kaleye girdiğinde Alfa'nın kaleye gömdüğü bir yığın altını görür ve dehşete kapılır. Bu kadar çok altını nasıl elde ettiğini merak ederken bir de hala şirketin haklarını elde etme peşine düşmesi üzerine şu cümleyi kurmuştur. Bu kadar hırslı, gözü dönmüş, çıkarcı, nefret dolu birinin hatta çıkarları uğruna en sevdiklerinin bile canını yakabilecek birisi artık kardeşim değil, olsa olsa düşmanım olur diyerek Alfa'ya resmen savaş ilan etmiştir. Bu arada niye müzik üçüncü kez çalıyor? Her tıkladığımda bir kez daha çalıyor. Beta'nın kendisine resmen savaş ilan ettiğini öğrenen Alfa, Beta'ya bir şekilde mesajını iletmiştir. Bu mesajda eğer ben kazanırsam her şey benim olacak, eğer sen kazanırsan her şey senin olacak, tamam mı demiştir. Beta'nın artık gözü kararmıştır ve hiç düşünmeden meydan okumayı kabul etmiştir. Alfa'nın kalenin içine kodladığı bazı tuzakları ve canavarları vardır. Beta ise artık bu yolda tek başınadır. Hiçbir arkadaşı kalmamıştır. Bu arada Beta kalede tek başına olsa da arkadaşları dışarıdan ellerinden gelen desteği vermektedir ve bu desteğin ürünü ise Alfa'nın özel kıyafetindeki ölümsüzlük kodlarını çıkarmışlardır. Artık Alfa'nın işi Beta'nın attığı tek bir kurşuna bakacaktır ama her şeye rağmen Beta'nın işi çok zordu. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Yani söylemem gerekiyor ki hikaye kitabı okumuş gibi hissediyorum. Bence bu güzel bir dokunuş olmamış oyuna. Bu hikaye yedirilseydi, bir metin olarak anlatılmasaydı çok daha güzel olurdu. Yani bütün enerjim o metni okurken bitti. O yüzden bu arada ilginç bir menüsü var oyun. Hayır. Oyunda dünyalar var. Biraz hani platform oyunlarındaki mantığa göre. Genelde olan bir şey bu çünkü. Dünya 1, dünya 2 mağara, işte biraz Mario hatırlatıyor. Çöl dünyası, buzul dünyası, bulut dünyası, uzay, hayalet dünyası, su dünyası, lav dünyası. Yani genelde bu dünyalar pek değişmiyor. Bütün platform oyunlarında aynı. Sonic'te de lav dünyası var, Mario'da da var. Bunda da var. Ama önemli olan oyunların birbirinden karakter farkı, hikayeyi anlatış şekilleri, hikayeleri, elementleri falan. Bakalım bu oyunun nesi farklı? Muhtemelen oyunun başında belirttiği gibi oyunun insanı sinir etme özelliği olabilir. Eğer bu bölümde ölürseniz öldüğünüzde... Akabe. İpuçların iyi harflerinin üstüne gelerek görebilirsiniz. Bu ipuçları 5 saniye sonra kaybolur. Bölümü tamamlayabilmek için tüm altınları toplamalısınız yoksa ortaya kapı çıkmaz. Yeşil canavarlar sadece yürürler ama siz dokunurlarsa ölürsünüz. İpuçları asla yalan söylemez. Güzel bir bilgi. Sony hatırlatıyor bu arada. Ama yüzük şeklinde değil. Sony'in ses efektlerini hatırlattı. Biraz da dedi. Harika. Hadi be. Bu hayal. Ya. O tür bir oyun. Anladınız siz. Ama oyun şu an Steam'de 5 lira. Yani alıp almamak tamamen size kalmış. Eğer ben böyle bir platform oyununa destek vermek istiyorum, bir Türk yapımcıya destek vermek istiyorum diyorsanız tabii ki destek verebilirsiniz. Oyunu yapan sanırım bir kişi. Yani tek başına böyle bir şey yapabilmiş olması güzel bir şey bence. Geliştirilmesi lazım tabii ki. Ha bu arada şurada bayrak varmış. Ben bunun üstünden atlayıp mı geçiyordum? Tamam pardon, biraz günahını almış olabilirim yapımcının. Bayrağa basarsanız şeyi okumanıza gerek kalmıyor tekrar ipuçlarınızı. Keşke şunların da şeyi bozulsa, sırası sağdakilerin, soldakiler gibi. Yemin ederim yeteneğim gelişti arkadaş.
Vallahi bitirdim galiba. Yoksa bölümün devamı mı var? Bitirdim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi başlangıç. İlk altın diye iki başarım aldım. Oyun böyle. Eğer diğer bölümlerde sinir olmak isterseniz veya böyle sizi zorlayacak bir platform deneyimi arıyorsanız bu oyun size göre. Bir Türk yapımcıyı desteklemek istiyorsanız yine veya gelişmesini istiyorsanız bu sektörün yine bu oyun size göre. Ama dediğim gibi oyunda geliştirilmesi veya değiştirilmesi gereken yerler var. Ve onları da videoda belirttim zaten. Sonraki Level Atlatan Bilgiler bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.